Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup yazdı. Mektup, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik başlatmayı planladığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgiliydi. Trump'ın kullandığı ifadeler diplomatik nezaketten oldukça uzaktı. Hatta düpedüz hakaret ediyordu. ABD Başkanı Erdoğan'a, "Eğer bu işi doğru ve insani bir şekilde yaparsanız, tarih sizi iyi yazar. Eğer iyi şeyler olmazsa, sizi sonsuza dek hep bir şeytan olarak görürler. Sert adam oynama, aptallık etme, seni sonra arayacağım." diyordu. Yani sadece bir kendine iyi bak, öptüm kısmı eksikti. Mektuptan bir hafta boyunca kimsenin haberi olmadı. Ta ki Fox News muhabiri sosyal medya hesabından skandal mektubu paylaşana kadar. Mektup Türkiye'de adeta kıyamet kopardı. Muhalefet ayağa kalktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de gündem Trump'ın mektubuydu. Bu mektuba karşı cevap vermeyenlerin bu cümleleri söylemeye hakkı yoktu. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in sözlerine AKP Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu cevap verdi. "Yırttık, çöpe attık" dedi. Birazdan göreceğiz nasıl yırttıklarını. Utanç verici bir mektubun yalanıp yutulması, susulması Trump'ın mektubuyla ilgili yapılan şudur. Bir şekilde dürülüp tarihin çöp tepesine atılmak suretiyle sahada büyük bir zafer elde edilmiştir. Kamuoyu tepkisi dinmeyince bu defa AKP sözcüsü Ömer Çelik konuştu. Mektubu yazan Trump'ı değil, mektubu gündeme getiren muhalefeti suçladı. Bizim için yok hükmünde olan bu mektubun sızdırılması aslında tüm bu diplomatik başarı süreçlerini sabote etmek için kullanılmak istendi. Ama Çelik'in açıklaması da kimseyi tatmin etmedi. Eylerin efendisi Erdoğan bir ay boyunca sustu. Türkiye mektubu konuşurken ABD Başkanı Trump Erdoğan'ı Beyaz Saray'a davet etti. Erdoğan, Trump'ın mektubunu sineye çekip ABD'ye gitmeyi kabul edince birkaç kelam etmek zorunda kaldı. Ayın 13'ünde bu davete icabet edeceğiz ve bu mektubu da tabii ki yanımızda götürüp kendisine de göstereceğiz, bakın diyeceğiz. Böyle bir mektubu gönderdiniz. Türkiye mektubun çöpe atılmadığını, giderken ABD'ye götürüleceğini bu şekilde öğrendi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinde bizi bu kadar aşağılayan bir mektup gelmemiştir. Muhalefetin Erdoğan'dan beklentisi yüksekti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erdoğan'a "git ve bu haddin mektubu suratlarına çarp" dedi. Sayın Erdoğan, git, bu hadsiz, hakaretamiz mektubu suratlarına çarp. Gün geldi çattı. Gözler Beyaz Saray'daki toplantıda Erdoğan üzerindeydi. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın mektupla ilgili ne söyleyeceği merak ediliyordu. Ancak Erdoğan, gazeteciler sorana kadar konuyu hiç açmadı. Skandal mektup yine ABD Başkanı Trump'a verdiği destekle bilinen Fox News'un bir başka muhabiri tarafından gündeme getirildi. Yani mektubun konuşulmasını isteyen bizzat yine Trump'tı. Başkan Erdoğan'a size söylemek istiyorum. Sizi burada bir askeri bir operasyonu Suriye'de yapmayın diye söylediler. Siz burada aptallık etmeyin, sert adamı oynamayın dediler. Ama siz bunu göz ardı ettiniz ve askeri bir operasyon düzenlediniz Suriye'ye. Biz acaba neden yaptığınızı bize izah edebilir misiniz? Tabii bu mektupları bugün Sayın Başkan'a ben tekrar takdim ettim. Erdoğan'dan kimse Trump'a karşı sert sözler söylemesini belki beklemiyordu. Ama mektubu takdim ettim demesi de bir o kadar şaşırtıcıydı. Burada durup şu soruyu sormak gerekiyor. Hakaret dolu bir mektup ne yapılır? Muhalefetin dediği gibi mektup yazan kişinin suratına pekala çarpılabilir. Misliyle cevap verilebilir, çöpe atılabilir. Ya da en düşük tepki düzeyiyle iade edilir. Ama hiçbir hal ve şartta o mektup muhatabına takdim edilmez. Peki sadece ben mi böyle düşünüyorum? Sabah ve A Haber'in Erdoğan'ın sözlerini nasıl haberleştirdiğini merak edip baktım. Sabah mektup sahibine elden iade edildi derken A Haber tırnak içinde yani sanki Erdoğan'ın ağzındanmış gibi haberi "mektupları Trump'a iade ettim" başlığıyla izleyiciyle paylaşmış. Yani havuz medyası bildiğin Erdoğan'a sansür uygulamış.
Varın gerisini siz düşünün.